TRT Spor. Galatasaray Rusya'da kayıp. Basketbol Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray B grubundaki ikinci maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursık takımına 78-76 yenildi. Kursık Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk çeyreği sarı kırmızılı ekibin 22-20 üstünlüğüyle geçilen mücadelenin devresine 41-41 beraberlikle gidildi. Rus ekibinin 3. çeyreği 60-58 önde kapattığı maçta son dakikalar çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, son 15 saniyesine 76-76 berabere girilen karşılaşmayı 78-76 kazandı. Galatasaray, bu sezon ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Rus temsilcisi 2'de 2 yaptı. A Spor. Victor Nelson'dan Fatih Terim sözleri. Bir baba gibi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Nelson, performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisinden çok şey beklediği sarı kırmızılıların Danimarkalı stoperi, hocası hakkında konuştu. Nelson, Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Oyunda, saha dışında, antrenmanda her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan çok fazla beklenti içerisinde ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson, sarı kırmızılıların gündemine dair beyin sportsa açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kupalar kazanmak için transfer olduğunu ve Fatih Terim'in kendisi için bir baba gibi olduğunu belirten Nelson, İstanbul trafiği gibi bir yoğunluğu hayatı boyunca hiç görmediğini söyledi. İşte Nelson'un açıklamaları: "Futbola 4-5 yaşlarında oturduğumuz şehirde başladım. Okul arkadaşlarımla beraber oynuyorduk. 17 yaşıma geldiğimde Danimarka liginde oynamaya başladım. Sonrasında Kopenhag'da oynadım ve buraya geldim. Babam benim hocalığımı yaptı." 4-10 yaş arasında oynadığımda babam benim hocalığımı yapıyordu. Liderlik vasfı benim doğamda olan bir şey. Bu sorumluluğu saha içerisinde ve dışında almayı seviyorum. Kopenhag, İskandinavya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Orada oynadığım zaman da Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadık. Çok büyük bir kulüp. Oraya transfer olurken de doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Arkamda ailem ve arkadaşlarımı bıraksam da benim için çok anlamlı bir başlangıçtı. İki sene boyunca çok güzel tecrübeler edindim. Galatasaray büyük bir fırsattı. Futbol dünyası biraz çılgınca. Başakşehir'e karşı oynadığımızda daha çok maça odaklanmıştım. Şehrin güzel olduğunu biliyordum ama burada oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Bildiğim şey ise Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğuydu. Takımın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Taraftarların ne kadar muhteşem olduğunu duymuştum. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bilinen bir kulüp olduğunu biliyordum Galatasaray'ın. Benim için çok büyük bir fırsattı ve bu fırsatı yakalayıp oynamak istedim. Buraya gelmeden önce Galatasaray'da oynayacak olan ilk Danimarkalı olduğumu düşünüyordum. Gelmeden önce birçok arkadaşımla görüştüm ve lig hakkında bilgi aldım. Onlar da bana buranın ne kadar iyi bir yer olduğu hakkında bilgiler verdiler. Soru: Galatasaray'a transfer olmanı sağlayan en önemli üç etken? Büyük bir takım olması. Daha fazlasına da ihtiyaç olmadı. Teklif geldiğinde ilk aklıma gelen şey büyük bir taraftarının olmasıydı. Takıma daha çok bende dahil genç oyuncular geliyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Bu beni cezbeden nedenlerden bir tanesi. Takım ve taraftarlar için mücadele etmek önemli bir faktör. Hatay Spor maçı benim için anlamlıydı. Hatay Spor maçına çıkmak benim için muhteşem bir andı. İlk maç çok önemlidir ve bu benim için çok anlamlıydı. 2-1 kazandık ve ben de daha fazlasını isteyemezdim. Çok genç, iyi ve yeni oyuncular geldi. 5-6 oyuncu yeni ve bunların bir anda bir arada oynaması çok kolay değil. Gelecekle ilgili iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu oyuncuların da kendi aralarında oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor. Bu da zamanla gerçekleşecektir. Kimle oynadığım sorun değil. Takımdakiler muhteşemler. Beni takıma ilk geldiğimde çok iyi bir şekilde karşıladılar, kendi aralarını aldılar. Bir takıma yeni oyuncular geldiğinde her şey hemen gerçekleşmiyor. Markao, Luyendama ya da Alpaslan'la oynamak benim için fark etmiyor. Önemli olan hocamızın vereceği karar. Taraftar kolları açık şekilde karşıladı. Pandemi nedeniyle henüz full bir statta oynama şansına erişemedim. 50 bin kişilik bir kapasite var gördüğüm kadarıyla. Buraya tüm taraftarlar geldiğinde muhteşem bir atmosfer gerçekleşecektir. Ancak oynadığımız maçlarda taraftarlarımız beni kolları açık şekilde karşıladılar. Fatih Terim, babam gibi. Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Oyunda, saha dışında, antrenmanda her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan çok fazla beklenti içerisinde. Ben de bu beklentileri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. İnsan olarak da çok iyi olduğunu söyleyebilirim hocamızın. Avrupa'da kupa kazanmak istiyorum. Avrupa Ligi'nde çok iyi iki maç oynadık. Topla iyi oynamamız bunu sağladı. Grup lideriyiz ve 6 maçın sonunda lider olarak çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sene ligi ve Avrupa kupasını da kazanmak hedefim. Ancak sadece bu sene değil, önümüzdeki 2-3 yıl içindeki hedefim de bu. Gelirken de kendime koyduğum hedef bu şekildeydi. İstanbul trafiği gibisini görmedim. İnanılmaz. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Trafik çok yoğun. Günaydın ve sağol kelimelerini öğrendim. Zamanla öğreneceğim. İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Kız arkadaşım, köpeğim ve ailem burada değiller. Şoförümle beraber İstanbul'u geziyoruz. Onunla da çok iyi bir arkadaşlık bağı kurduk aramızda. Günümün bir buçuk, iki saatini telefonda ailemle, kız arkadaşımla konuşarak geçiriyorum. TRT Spor Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı. Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıda kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda gerçekleşen toplantıda Başkan Burak Elmas, ikinci Başkan Polat Vengiser, Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, ikinci Başkan ve Başkan Yardımcılarından Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Elvacı ile birlikte eski Divan Kurulu Başkanlarından Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı. Galatasaray'daki birikimi ve birliği yansıtan ve çok güçlü anlam içeren bu buluşmada, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, yardımcıları ve divan kurulu eski başkanları, geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundular. NTV Spor Fatih Terim'in son keşfi Polonya'dan Süper Lig'de şampiyonluk kupasına odaklanan Galatasaray'da flash transfer gelişemeleri yaşanıyor takımın yaş ortalamasını geriye çeken Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bu kez gözünü Polonya'ya çevirdi. Terim, yıldız ışığı gördüğü 17 yaşındaki Kozlovski'nin kaçırılmamasını istedi. İşte Terim'in son keşfine dair tüm detaylar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında büyük takımların çok da cesaret edemediği bir operasyona imza attı ve takımını genç isimlerle donattı. Morutan, Cikıldağ, Eşun Sao, Halil Dervişoğlu ve Saça Boy başta birçok genç yıldızı takımına kazandıran tecrübeli hoca devre arasında da operasyona devam edecek gibi duruyor. Polonya pazarını yakından takip eden Terim önceki yıllarda Joz Vajak ve Moderi istemişti. Ancak ortaya çıkan rakamlar yüzünden iki Polonyalı oyuncu da Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Fatih Terim'in Polonya'dan son keşfi ise Kacper Kozlovski. 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Pogon formasıyla 9 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. Milli takıma çağrıldı. Bu durum Terim'in canını sıktı. 17 yaşındaki oyuncunun kısa zamanda büyük bir takıma transfer olacağını düşünen tecrübeli teknik adam yönetimden harekete geçilmesini istedi. Terime göre Kozlovski kısa süre içinde Haaland gibi bir yıldız olacak. Zamanında Norveçli oyuncuyu elinden kaçıran Terim, aynısının Kozlovski'de yaşanmamasını istiyor. Orta sahada hücuma dönük forma giyen Kozlovski'nin piyasa değeri şimdiden 5 milyon euro ve terim kısa süre içinde fiyatının daha artacağına inanıyor. Bu nedenle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir an önce kadrosunda görmek istiyor. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.